Kar Aralık ayında İstanbul'a şöyle bir uğrayıp gitmişti. Meteorolojiden yine kar haberi geldi. Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklık 10 derece birden düşecek. Ankara ve İstanbul'a Perşembe günü kar geliyor. Meteoroloji müjdeyi verdi. Sıcaklıklar düşüyor, İstanbul'a kar geliyor. Yağsın, kar güzeldir. Mikrobu da alır. Yağmurlar yok birkaç senedir. İnşallah yağmur yağar, kar yağar. Hava sıcaklıkları özellikle İstanbul'da mevsim normallerinin üzerinde seyrediyordu. Ocak ayında olmamıza rağmen geçtiğimiz haftalarda bahardan kalma günler geçirdik. Şu anda havanın kaç derece olması lazımdı? Şimdi Ocak ayındayız, geçmişe yani dönelim. Sil olmamız lazımdı ama inanılmaz kötü. Kar yağması gerekiyordu normalde, yılbaşına da olsa ama. Yeni haftayla birlikte soğuk hava dalgası yurt genelinde etkili oluyor. Mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıkları salı gününden itibaren yaklaşık 10 derece düşecek. İstanbulluların beklediği haber de geldi. Mega kentte çarşamba gününden itibaren kar yağışı bekleniyor. Çarşamba ve perşembe günü kuvvetli rüzgarla beraber İstanbul'da kar yağışlarının görülmesini bekliyoruz. Hava sıcaklığı ise 3 dereceye kadar düşecek. Perşembe günü Ankara'da hava sıcaklığının düşmesiyle beraber kuzey ve doğu kesimlerinde kar yağışlarının görülmesini bekliyoruz. Kar haberi İstanbulluları sevindirdi. Sıcaklıkların yurt genelinde düşmesi bekleniyor. Kar yağışı memleketimiz için berekettir, hayırdır. Kışı seviyorum yani, kar yağsın. Hoşuma gider yani. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde aralıklarla kar yağışı var hafta sonuna kadar. Buna paralel olarak da mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğim hava sıcaklığının hissedilir derecede 8 ila 10 derece azalarak mevsim normalleri civarına, yer yerde batı kesimlerde mevsim normallerinin altına düşmesini bekliyoruz. Meteorolojiden 7 il için sarı kod alarmı verildi. Doğu Akdeniz'de kuvvetli sağanak bekleniyor. Özellikle Doğu Akdeniz başta olmak üzere Akdeniz'in tamamında, Muğla'nın özellikle güney ilçelerinde kuvvetli sağanak yağışlar bekliyoruz. Sel, su baskını olabilir. Çarşamba öğleye kadar da bu etkili. Vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını istiyoruz. Yurdun doğusunda kar hüküm sürüyor. Muş'ta kalınlığı 40 santimetreye ulaşan kar köy yollarını kapattı. Toprakkale köyünde rahatsızlanan 80 yaşındaki kadını yakınları hastaneye götürmek istedi. Ancak araçları kara saplandı. Yardıma il özel idaresi ekipleri koştu. Köyün yolunu temizleyen ekipler hastayı ilk müdahalenin ardından hastaneye ulaştırdı. Adana Saim Beyli'de kar geçit vermedi, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü şarampole yuvarlandı. Kazaya müdahale için gelen ambulans da yolda kaldı. Sağlık ekibinin yardımına traktörleriyle çiftçiler yetişti. Önce kazada yaralananlar kurtarıldı. Ardından kara saplanan ambulans çıkarıldı. Arasına gelecek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.